Herkese selam dostlarım, oyun maskanına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Age of Empires 4 videosuyla karşınızdayım. Bugün sefer haritasında Normandiyalıların Lincoln şehrine ilk muharebesini işleyeceğiz. Görevi şöyle başlat diyeceğim. Bir önceki video çarpışma moduna gelmişti, şimdi sefer modunda arkadaşlar. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Bununla ilgili isteklerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bunu yapmamın sebebi hani sefer haritasında çok fazla daralmayın diye ben bir çarpışma bir sefer haritası şeklinde yapıyorum. Şimdi Lincoln muharebesinde neler bizi bekliyormuş? Şu Lincoln'u okumakta fayda var. Lincoln'deki kale kuşatma altındaydı. Kalenin içinde İmparatoriçe Matilda'ya sadık kuvvetler. Matilda'nın üvey kardeşi bilmem ne Robert'tan destek bekliyordu. Kuşatmayı bozmak için Robert'ın kralı esir alması gerekecekti diyor. Bu Robert bunu dışarı çıkarmıştık hatırlayacaksınız. Bir önceki sefer modunda kaleden dışarıya köylerini yakıp daha sonra onu orada mağlup etmeyi başarmıştık Kral William'la. Şimdi pusulanı diyor. Yerinde bekle. Ha, V'ye basmamız gerekiyormuş. Peki Kral Robert nerede? Burada değil. Düşman takviye birlikleri saf dışı bırak diyor. Burada pus atıyorduk. Bir anda ben oraya gideceğiz zannettim. Şunlara bir anda bir saldırmak lazım. Düşman takviye kuvvetleri sanırım buradan yukarı çıkacaklardı ki biz bunu engelledik. Tamamdır. İlk sütunu yok et diyor. Gören tamamlandı. Tekrar yerimizi mi alalım? İkinci sütunu yok et. Tamam. Geliyor şimdi. Bu sefer aşağıdan geliyor. Şuraya doğru bir hareket edelim biz de. Şurada durmak istiyorum. Bir 15-20 kişilik. Daha fazla bir sütunla karşı karşıyayız. Bunları da bir yok edelim. Şimdi son sütun nereden geliyor? Aşağıdan geliyor. Bunun için biz şuraya pusu atalım bu sefer. Bekleyin bakalım. Evet, şu an düşman birlikleri görüldü. Biz de buradan pusudan yavaşça hareket etmeye başlayalım. İlk önce şu atlılarını, ondan sonra okçularını falan bir dağıtmaya başlayalım. Şimdi Kral William'a ne oldu? Ben onu anlamadım. Robert olaya dahil olurken William şu an olaya dahil değil gibi duruyor. Yani şu ana kadar William'la ilgili, Kral William'la ilgili bir şey duymadım, görmedim. Tamam, düşman takviye birlikleri saf dışı bırakıldı dedi. Görev tamamlandı. Sıkıntı yok, bunları hallederiz. Okçularımız hemen arkada kendi yerlerini aldılar. Okçular kendilerinin üzerine bir yakın dövüşçü gelmediği sürece gayet iyi pozisyon alıp saldırıyorlar arkadaşlar. Takviye birlikler ulaştı dedi yine. Güzel. Kasabayı yok ettik bu arada. En sevdiğim, biliyorsunuz arkadaşlar, ben bu oyunda en çok şövalyeleri seviyorum. Robert nerede kaldı harbi? Ben onu merak ediyorum yani. Robert şu ana kadar görünmedi. Şurada bir grup daha var. Bunlar bizim miydi ya? Bunlar burada kalmış. Bunlar da gelsin bakalım. Şurada bir şeyler daha var. Bunlar bizim müttefikler mi? Gallerle müttefikler diyor. Bilmem bir şeyler. Tamam. Ben bunlara emek veremiyorum. Bu birimler müttefik. Onları doğrudan kontrol edemiyorsun fakat sana savaş yardımı ediyorlar diyor. Tamam. Bu da güzel bir haber. Şuradaki bizim takviye birlikler de gelsin. Onlar orada bir düşman birliğiyle karşılaştılar. Müttefikleri doğrudan kontrol edemememiz biraz kötü olmuş açıkçası ama bence onun dışında herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi o da onlar da bizle birlikte gelecekler şimdi savaşa. Burada bizim kama düzeli almamız gerekiyor. Yeni görev Lincoln'e gireceğiz de. Şimdi her şey öyle gir demeyle olmuyor. Şövalyelerimiz bayağı zarar görecek burada. Hatta birkaçını kaybedebiliriz. Şu ana kadar iyi gidiyoruz fakat şurada daha devam eden böyle sınır hattı boyunca devam eden şeyler var. Saldırılar var bize. Bunları halletmemiz gerekiyor bir an evvel. Şimdi ne diyor? Batı kampını temizle, merkez kampını temizle, doğu kampını temizle. Ordu sayımız yeterli diye düşünüyorum. Şuradan bir şeyler basabilir miyiz? Ona bakıyorum. Şövalye basalım. Burası merkez kampı oluyor arkadaşlar. Bu merkez kampını alıp daha sonra şuradan devam edeceğim.
Merkez kampını temizledik. Bir de Doğu kampı var şurada. Doğu kampını ilerim. Ben önce yukarı gidecektim ama bu tarafı hallederim. Daha sonra öbür tarafa doğru gideriz. Buraları bitirdiğimizde sanırım görev de son bulacak. Güzel. Ben böyle bu tip strateji oyunlarında, mesela LoL'de de ben bunları çok severdim. Yani arkadan böyle nişancı şampiyonlara bayılıyorum arkadaşlar. Ama nedense Age of Empires 4'te şövalyelere ayrı bir sempatim oldu. Şuradan 3 tane şövalye üretmişiz. Bu 3 şövalyeyi de alalım. Buradan biraz daha şövalye üretebiliriz aslında. Şimdi Doğu kampına böyle girmek bizi Batı kampına bitirebilir mi? Bilmiyorum. Biraz daha beklemek istiyorum açıkçası. Şurada bir şövalyeler üretilsin. Daha sonra Batı kampına tekrar dönelim arkadaşlar. Ben daha fazla beklemeyeceğim. Yani sanırım yeneriz yani. Yani. Öyle düşünüyorum, en azından yeneriz diye düşünüyorum. Bir Batı cephesine bir saldıralım. Takviye kuvvetler geldi diyor. Kral olsaydı, burada bir tane Kral William olsaydı şu an her şey çok daha kolay olacaktı. Yani şu an bayağı savaş kötü durumda diyebilirim. Gördüğünüz gibi telef oldu bizim öncü birlikler. Bu da bizi fazla zorlamayacaktır ama sürekli böyle saldırı gelecekse sıkıntı. Bizim acilen çıkıp olaya müdahale etmemiz gerekecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar, elimizdeki tüm birliklerle bir saldıralım bakalım. Belki yok edebiliriz. Ben yok edebileceğimizi düşünüyorum. Çok fazla bir savunma şeyleri kalmadı çünkü. Burada temizledikten sonra acaba yeni bir görev verecek mi? Onu merak ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi burayı temizledik. Kral Stepan'ı ele geçir diyor. Şimdi işler sıkıntı. Bu kralı ne kadar ordu koruyor, o mesele. Oy, bayağı da var. Bayağı da var arkadaşlar. Şöyle içeri çekeceğim bunları. Çünkü bayağı bir zayiat vereceğiz yoksa. Evet, en iyisi bu şekilde olacak. Elimizde ne var ne yok saldıracağız. Evet, korktuğum başıma geldi. Bütün birlikler neredeyse yok oldu. Evet, 4-5 tane süvarimizin dışında herhangi bir birlik kalmadı. Onlarla da şuraya saldıracağım. Bunu yakmamız gerekiyor çünkü çok fazla hasar verebiliyorlar. Şunu da yok edelim. Şu müttefikleri doğrudan kontrol edememek gerçekten kötü. Keşke doğrudan kontrol edebilseydik bu müttefikleri yani. Oralarda hiç savaşçı falan bir şey yok. Yani bu ne? Kuşatma atölyesi var. Hakimli asker var. Biz şövalyeye devam arkadaşlar. Şövalye basmaya devam. Yani şuradaki orduya biraz daha bassak yeter aslında. Çok fazla da bir abartmaya gerek yok. Zaten karşımızdaki ordu küçücük bir ordu yani. Bunları bitirmek kolay olacaktır. Otomatik iyileştirme açık. Güzel. Bu gelecek şimdi. Şuradaki bizim canı az olan şövalyelerimizin de canını dolduracak. Biraz daha askere ihtiyacımız olacak. 17 kişiymişiz. Onlar kaç kişiler? 19 mu? 11 kişiler. Çok iyi. Gidip alalım o zaman. Burada çok fazla beklemenin bir anlamı yok. Gidelim bakalım. Şövalye Birliği arkasında da 5-6 tane okçu birliğimiz var. Ama kralın şeyini düşünmedik. Özel yeteneğini düşünmedik. Bakalım bu nasıl bir yetenek kullanacak. Hiç bilmiyorum nasıl bir yeteneği var. Bizim şu keşiş ne yapıyor arkadaşlar? Cam basmak için adamların ortasına gidiyor yani. Şimdi krala hep birlikte saldıralım. Kral Stephen'ı ele geçirdik fakat ben şu ana kadar Kral Robert'ı hala göremedim. Yani bunlar Moralite'nin kardeşi şey istemişti. Robert'tan yardım istemişti. Sadece Robert şeylerini mi gönderdi, ekiplerini mi gönderdi acaba?
Bilemedim şu an. İmparatoriçe dışarı çıkıyor şu an. Gördüğünüz gibi kazanılmış bir zaferin ardından kuşatmadan kurtulan bir kale, Lincoln Kalesi'nin daha sonrasında gelen zafer. Arkadaşlar bu seferlikte bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.